Arkadaşlar merhaba. Videolarımın çoğunda bu güç kaynağını görmüşsünüzdür. Bunu aktif olarak kullanıyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bunda herhangi bir voltaj göstergesi yok. Sadece manuel olarak 12-16 volt, 6-8 volt gibi değerler var. Ben buna bir içini açtıktan sonra inceleyerek şuraya bir voltmetre koymayı planlıyorum. Onun dışında bir 5 volt çıkışı almam için bu ayarı 3-3,5 volta getirdiğim zaman çıkışından 5 volt alabiliyorum ama bir cihaz bağladığım zaman, yanlışlıkla bunu çevirdiğim zaman onu yakma ihtimalim yüksek ki bu başıma geldi. Onun için de aklımda başka bir proje var. Bu şekilde bir USB çoklayıcı montajı yapacağım. Bunu kablosundan keserek içeriden sisteme bağlayacağım. Ama tabii ki yine bu değerlerden etkileneceği için de bu şekilde elimde bir voltaj düşürücü var. DC'den DC'ye voltaj düşürücü. Burada giriş, burada çıkış olmak üzere bağlantılarını yapacağım. Ondan sonra herhangi bir şekilde burayı istediğim voltaja ayarladığım zaman çıkışından 5 volt alabileceğim. Şimdi isterseniz ben kameraya monopoda kurayım ve birlikte yapmaya başlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi mavi bir ışığı var voltmetrenin. Ve bunu çevirdiğim zaman değerler değişiyor. Görüyorsunuz bunu 5 volta ayarlı şu anda. İstersem güç kaynağımdan değerleri değiştireyim. Sadece 3-3,5 volttayken tabii otomatikman aynı değer olduğu için gösterge sönüyor. Ama 6 ve 8 voltta ve 12-16 voltta bu değer hiç değişmiyor. Bunu istersem 5 volta değil de başka bir değeri ayarlayabilirim. Onu da şuradaki cıvatayı değiştirerek yapabiliyorum. Göstermek için bir miktar çevireyim. İstediğim voltaj çıkışını ayarlayabiliyorum. Ama benim ihtiyacım 5 volt çünkü USB güç kaynağı olarak bunu besleyecek. Bu kablonun bağlantısını sökeceğim. Sadece güç olan kırmızı ve siyah kabloları gizli bir noktadan çıkışını vereceğim. Burada yan taraftan göründüğü için görüntü kirliliği olmasını istemiyorum. O yüzden bu plastiğin alt kısmını delerek buradan direkt olarak güç kaynağına bağlantısını yapacağız. Evet, bağlantıları yaptık. Burada bir avantajım da bu ışıkların mavi olması. Hem voltmetre mavi ışıklı, hem bu mavi ışıklı, hem de güç kaynağımın kendisi mavi olduğu için uyumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi güç kaynağını açalım ve montaja devam edelim. Evet, güç kaynağımızın içerisi böyle. Burada uygun bir alan var. Burayı keserek voltmetreyi buraya montajlayabilirim. Onun dışında üst tarafa bir delik açacağız ve USB'nin alt kısmına bağlanmasını sağlayacağız. Aynı zamanda da bu DC'den DC'ye voltaj düşürücüyü de uygun bir yere silikonla montajlayacağım. Daha sonra bu güç çıkışlarına, ki orası da burada, montajlayacağız ve çıkışı direkt cihazın kendi içerisinde 5 volta düşüreceğiz. Hiçbir şekilde bu görünmeyecek. Tahminen şuraya bir delik açsak sanırım kabloyu aşağı geçirebiliriz. Bu aleti nasıl yaptığımla ilgili kanalımda bir video var. İsterseniz yukarıda çıkan etiketten bunu izleyebilirsiniz.
Her ihtimalle karşı içeride kabloları sabitleyelim ki sağa sola herhangi bir sıkıntı yapmasın. Evet, bu kısım tamam. Bir denemesini yapalım. Şöyle ben güç kaynağını bağlamaya çalışayım. Evet, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bir sonraki aşamada uygun kısma voltmetreyi bağlayacağız. Voltmetre sisteme paralel bağlanır. O yüzden bu DC dönüştürücü yaptığım gibi yine buradan bir paralel besleme alacağım. Ama öncesinde biraz mekanik işim var. Çünkü buraya bir yuva açmam gerekiyor. Kesim işlemi sırasında biraz etrafa zarar verdiğim için arkasına böyle bir siyah kağıt yapıştırdım. Bu şekilde en azından o çatlakları ve çizikleri gizlemiş olduk. Şimdi bunun montajını, lehim kısmını yapacağız. Hemen bir güç bağlantımızı yapalım. Düşük voltajları göstermiyor. Çünkü voltmetrenin bir tetiklenme enerjisine ihtiyacı var. Şimdi toparlayabiliriz artık. Arkadaşlar tamamen bitti. Sadece belki ilerleyen zamanlarda bu kağıdı bir değiştirme imkanım olabilirse değiştireceğim. Çünkü biraz merkezde görünmüyor. Ama onun dışında şöyle bir çalıştırdığım zaman gerek voltmetrenin rengi olsun, gerek bunların renkleri olsun inanılmaz derecede uyumlu oldu. Eskiden mesela bu çamaşır makinesi oyuncağını çalıştırmak için bir adaptör ve güç kaynağını kullanıyordum. Şimdi sadece güç kaynağından hem motor çıkışını hem de böyle Arduino kartı besleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi hem Arduino çalışıyor hem de motor kontrol devresi çalışıyor. Daha önce bunu bir adaptör takarak yapıyordum. Şu anda 5 volt çıkışım olduğu için artık tek bir güç kaynağıyla her şeyi yapabilecek hale geldim. Güç kaynağını mümkün olursa ilerleyen zamanlarda bir miktar daha geliştirmeyi planlıyorum. Şimdi kapatalım. O da şu çıkışlar şu anda kullanılmıyor. Belki buradan bunun gibi ikinci bir çıkış yaparım. Sabit bir 12 volt olabilir. İlerleyen zamanlarda belki böyle bir güncelleme daha yapabilirim ama şu anda çok şık bir hale geldi. Gerek renk uyumu olsun, gerek kullanılabilirlik olsun. Gayet güzel bir hale geldi. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.